Merhabalar ben Burak Şenbak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda herhangi bir fotoğrafınıza oldukça kolay bir yöntemle üzerinde dammacıkkar olan bir camın ardından çekilmiş havası verecek olan wet glass efekt yani ıslak cam etkisini öğreniyoruz. Hadi hemen Photoshop'a geçip bu yöntem nasıl gerçekleştiriliyor birlikte görelim. Photoshop'un içindeyiz. Bu etkiyi vermek için kullanacağımız herhangi bir portre fotoğrafımız ve şunları da göstereyim size. Kendinizin de çok rahatlıkla çekebileceği birkaç tane farklı ıslanmış, işte nemli cam fotoğrafımız var. Şimdi bunların hepsini bu fotoğrafın üzerine ekleyip önce bir tanesinde bu etkiyi yaratarak diğerlerinde çok kolaylıkla nasıl yapabileceğimizi size göstereceğim. Bu arada Islak cam etkisi verme efekti etkisi çok farklı yöntemlerle de yapılabiliyor. Bu en kolayı. Bu cam fotoğraflarını kendinizin çekebileceği gibi internette aradığınızda da bulabilirsiniz veya herhangi bir siteden ücretli veya ücretsiz olarak edinebilirsiniz. İlk olarak bu fotoğrafı birazcık küçültüyorum. Sonra bu cam fotoğrafını Sol taraftaki araç çubuğunun en üstündeki simgeyi tıklayarak seçip ardından fotoğrafın üzerine sol tarafıyla masumun basıp taşıyarak bırakmadan bunun üzerine gelip burada bırakıyorum. Ardından Ctrl T, Command T'yi seçiyorum ve bunun yerleşimini gerçekleştiriyorum. Birazcık da büyütmem lazım. Daha sonra da bu ayarı yapabiliriz. Sorun yok burada. Enter'a bastım. Bunu sağ kriye basıp %100 yapmanız gerekmiyor ama convert to smart object yani akıllı nesneye çevire tıklıyorum. Ardından bu iki katmanın birbiriyle olan iletişimini belirleyen blending mode yani harmanlama modunu buradaki renklere de bağlı bu elbette ama neredesin neredesin bulamadım screen. Buna getiriyorum. Şimdi çok gerçekçi de durmuyor. Bir de çok fazla parlak oldu fotoğraf. Farkındayım. Bu eklediğim katman seçiliyken ya bu katmanın sağ tarafına mouse'la iki kez tıklar ya da şu alt taraftaki FX buna tıklarım. Buradan da blending options yani harmanlama opsiyonlarını seçerim. Harmanlama opsiyonları karşıma geldiğinde current layer yani şu anki çalıştığım, üzerinde çalıştığım bu damlalı katman için şu sol taraftaki koyu yerlerin altında bulunan üçgeni sağa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi bunu sağa doğru çektikçe alt taraftaki koyu yerler ortaya çıkıyor. Fakat iğrenç bir görüntü var farkındayım. O yüzden bir degrade geçiş sağlamam gerekiyor. Herhangi bir yere getirip Klavyemdeki Alt Mac için Option tuşuna basıp bu üçgenin ortasına tıklıyorum. Tıkladığımda bu iki dik üçgene değişiyor ve bunu sağa doğru çekerek devam ediyorum. Görüntüye de bakıyorum bu arada. Hatta en sağa doğru çektim. Bunu da bir en sola doğru çekeyim bakayım ne olacak. Öncesi sonrasını görmek için Preview'a tıklıyorum. Sonra bunu birazcık daha sağa doğru çekiyorum. Arkadaşlar buradaki sürgileri sağa sola çekmek tamamen sizin seçiminiz. Sonra şu sağ tarafı yani beyazların altındaki üçgeni tıklayıp bunu birazcık sağa doğru çekip sonra alt veya Mac için option'a tıklayıp geçişi degrade hale getiriyorum. Şöyle yaptım. Hatta bunu tamamen sola doğru çekersem olmuyor şöyle bir geçiş yaptım. Bunu da birazcık buraya getirdim. Ama hareler görüyorum. Şöyle yapalım. Bunu da birazcık buna çekelim. Bunu en sağ çekersem ne olur? O hareler gider. Okey. Sola doğru çektim. Sonra underlying layer dediği burada alttaki katman. Yani şu alttaki bizim background katmanımız bunun üçgenine hiç sağa doğru çekmeden direkt sol taraftayken alt option tuşuna tıklayıp option Mac için sağa doğru çektim. Alt taraf daha fazla ortaya çıktı. Buradaki beyaz yere yine alt Mac için option'a tıklayarak sola doğru çektim. Burada bir değişiklik var mı? Evet yüzünde bir değişiklik oluyor. Öncesi dedim sonrası dedim. Şimdi öncesi sonrası olarak baktığınızda elbette bu yapmış olduğumuz işlemlerin fotoğrafa fotografik olarak katkısı var. Alt taraftaki katma yani background çok daha fazla ortaya çıkıyor. Şimdi bunu okey diyelim. Bunu her zaman değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Gelirsiniz bakın buraya bir simge eklendi. Buna tıkarsınız. Bu açılır bu ayarları tekrar yaparsınız. OK dedim. Şimdi bakın ne yapacağım. Geldim buna. Yine sol taraftaki Move Tool taşıma aracına tıkladım. Ortasına mouse tıkladım. Sol tuşun, mouse'un sol tuşuyla. Bırakmadan sürüklüyorum. Geldim. Bunun üzerine bunu bıraktım. Ctrl T, Command T'ye bastım. Birazcık şöyle yapalım. Şöyle. Hatta biraz daha geriye çekeyim de daha rahat göreyim. Şunu şöyle yapacağım. Çünkü şuradaki akan sular var ya yani damlacık akmış aşağıya onun izi var. Bu buraya otursun diye enter tuşuna bastım. İşin kolay kısmı şimdi. Geldim buraya. Sağ kliğe bastım. Biraz önce yaptığım her türlü ayarları kopyalamak istiyorum. Dolayısıyla bu açılan menüden nerede nerede bakın şurada copy layer style yazıyor. Yani katman stilini kopyala tıkladım. Geldim buraya. Sağ kliğe bastım. Mouse'un. Burada Paste Layer Style şurada. Yani katman stilini yapıştır. Yani Word'deki Copy Paste gibi. Sonra geldim bu bir önceki yaptığıma. Bunun görünürlüğünü kapattım. Aynı ayarlarla bakın burası Screen. Bir önceki katmanın da açayım onu. Gördüğünüz gibi karışım modu Screen'di. Şimdi aynı ayarlarla böyle bir etki elde ettim. Değiştirmek istiyorsam buraya tıklıyorum. Bakıyorum nasıl olacak. Burada siyah soldaki üst katmandaki yani üst katman derken buradaki current layer dediğim bu. Bunu sağa doğru çekersem gayet güzel bir şey oluyor. Bunu sola doğru itersem ne olacak bakalım. Hmm, farklı bir şey ortaya çıktı İstiyorsam geliyorum Bu alt tarafla oynuyorum Yani her katman için Ben burada Farklı işler yapabilirim Bakın o akan suda Şuraya geldi Akan su damıcılığının daha doğrusu bıraktığı iz. okey dedim Şimdi geldim 3'e Taşıma aracı Tıkladım Getirdim bunu Bunun üzerine bıraktım. Ctrl T Mac için Command T'ye bastım. Büyüttüm. Yerini istiyorsam değiştirdim. Sonradan da değiştirebilirim. Onu da göstereyim bu bitince. Okey dedim. Geldim. Bir önceki katmanın üzerine tıkladım sağ klikle. Kopyala katman stilini. Gel buraya sağ klik mouse yapıştır katman stilini dedim. Şu alttakinin görünürlüğünü de kapattım. Ama burada benim yapmış olduğum şunu açıp da kapayım. Yapmış olduğum değişiklikler çok az etki ediyor. Dolayısıyla şuradaki ayarları tekrar tıklıyorum. Her birinde her bir yaptığım ayar tutacak diye bir şey yok. Muhtemelen şu siyah üçgeni sola doğru alırsam iş kolaylaşacak. Bakalım bakalım. Şöyle yapalım. Siz farklı bir şeyler seçebilirsiniz arkadaşlar. Sorun yok. Sadece deniyorum şu anda. Bu ayarlarla nasıl oluyor diye bir çalışma yapıyoruz sonuçta. evet sizin beğenmeniz beğenmemeniz tabii ki önemli ama her fotoğrafta dediğim gibi bu etki değişiyor. Okey dedim. Bunu da böyle sevdim diyelim ki. Şimdi bunun yerini nasıl değiştireceğim? Şu damlaların akarken bıraktığı izi. Yine şuradaki move tool'dayım. Üzerine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi üst katman yeri değişe biliyor. Bu akan çizgilerin alt taraftaki portredeki modelin gözünden geçmemesine dikkat edelim. Son örneği de yapayım. Bunu almıştık. Geldik buraya. Taşıma aracı. Mouse'un sol tuşuna bas. Bırakma. Sürükle. Gel üstüne. Bırak. Ctrl T. Comment T'ye bas bunu mesela biraz daha böyle aşağı doğru çekeyim. Şu yeşil çok fazla çünkü dikkat çekiyor. Şöyle yaptım. Buradan büyüteyim. Yukarıdaki OK'ye OK de tıklayabilirim. Geldim buna. Bunun görünürlüğünü kapatıp da yine kopyalayabiliriz. Bunu önceden kapayıp kapamamakta alakası yok. Kopyala. Gel buraya. Sağ klik. Yapıştır. Büyüt. Ayarlarına gir. Sola doğru çekersem ne oluyor? Sağa doğru çekersem ne oluyor? Kontrol et. Mesela burada bakın gözün üstünde sıkıntı var. O damlacıklar yüzünden. Birazcık burada başka bir şey yapacağım. görsel olarak önce bir hoşnut olayım. Bu renkler arkayı çok bozdu. Şimdi yine taşıma aracındayım, move tool'dayım. Bunun yerini şöyle değiştirmeye çalışayım. Ha mesela bakın şu akan dammanın bıraktığı izi şu gözünle oraya getirdim burada daha fazla fonu görür oldum. Şimdi istersek bu bütün daha önce yaptığımız seçimler içinde geçerli. İstersek buradaki opacity oynayabiliriz. Bu etkiyi azaltıp yüzü yüze getirebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Bunların hepsini açalım. Hepsi açıkken bu durum. Mesela şunu kapadım, diğer üçü geçerli. Bunu kapadım, diğer ikisi geçerli. Bunu kapadım, en üstteki geçerli. Bu renkteki ıslak cam görseliyle ve ayarlarla fotoğraf bu hale geliyor. Kapadım. Şunu seçtiğim zaman bu hale geliyor. Bunu seçtiğim zaman bu hale geliyor. Bunu seçtiğim zaman bu hale geliyor. Şu orijinal fotoğrafımız. Şu da en son yaptığımız hal. Kapa, bunu aç. Kapa, bunu aç. Kapa, bunu aç. Evet gördüğünüz gibi yöntem çok kolay ve birden fazla ıslak cam fotoğrafınız varsa kendi çektiğiniz veya herhangi bir web sitesinden arkadaşınızdan edindiğiniz parayla aldığınız bunları çok rahatlıkla normal bir fotoğrafın üzerine yerleştirip ayarları da kopyala yapıştırla biraz önce gösterdim. Farkı etkiler, farkı görsel tatlar elde edebiliyorsunuz. Amacım sizin fotoğrafla ilgili ufkunuzu genişletmek olduğu için bu eğitimin size faydalı olacağını inancım tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şambak. Hoşçakalın.